Basmamış. Belki de bu yüzden fiyatı uygundur dahi çocuk. Kalmaya mı karar verdin? Ha? Tamam. Bu Bailey. Birkaç haftalığına sana o bakacak. Bu arada birkaç haftalığına çocuğa sen bakar mısın? Charlie. En fazla 8. O paranın yarısı benim. Yine mi aynı konuya geldik? O kutunun içinde boksör robot mu var? Evet, Noisy Boy var. Duymuş muydun? Tabii ki. 2016'da Dünya Robot Dövüşlerinde unvan maçında Rubicon'la dövüştüm. Gerçekten. Hadi. İnanan. Harika görünür. Oho. Evet. Evet, alışım zırhını değiştirmişler. Bakalım içi de dışı kadar iyi mi? Rubicon'la dövüşünü en az 20 kez falan seyretmişimdir. Üçüncü roundda onu indirmesi gerekirdi ama Rubicon'un şansı yaver gitti ve sağ yumruğuyla maçı aldı. Pekala. Korkma evlat, o da bizden biri. Hiç komik değil. Birazcık komik bence. Ses tanıma sistemi olduğunu unutma. Hayır, yok. Ligdeyken yoktu, evet. Noisy Brezilya'da dövüşürken koymuş olmalılar. Brezilyalılar robotlarıyla konuşma olayına bayılıyor da. Sağ, sol, uppercut. Olmuyor ki. Sağ, sol, uppercut. Bu fiyatın fazla uygun olmasından anlamadım. Bekler misin? Bakayım, tamir edebilir miyim? Hayır, bak şimdi. Tanrım, bana ne kadar iyi göründüğüne saniye bakar ver, mısın? Bir şeye daha bakmalıyım. Biliyorum. Neden hazır sakin buradaki ol. Adama da baktırmadın? Miki Hidari. Hey, hey, bu neydi? Japonca mı konuştun? Aka, apeaka tonikai. Bakalım bizim dilimize dönüştürebilecek. İyi de Japoncayı nereden biliyorsun? Bilgisayar oyunlarından. Japonca bilgisayar oyunu mu oynuyorsun? Japon korsan CD'leri daha iyidir. Tamamdır, evet. Menü dili değişti ve kumanda matrisini buldum. Hı-hı. Önceden bir sürü hareket kombinasyonu yüklemiş olmalılar. Listesi de işte burada. Tamam. Tepeden yumruk. Sana ne demiştim? İki yumruk bir aparkat. Sonunda şansımı yaver gidiyor. Rica ederim. Teşekkür ederim. Bailey'in Noisy'yi kamyonete koyalım da sana paranı ödeyeyim artık.